Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Hasedin kullanım alanı var mıdır? Elbette vardır. Allah'ın verdiği her duygunun mutlaka helal ve meşru bir alanı vardır ve olmalıdır. Örneğin düşmanlık duygusuna bakalım. İnsanda bulunan düşmanlık duygusu bir mümin kardeşinin hatası durumunda. Bu düşmanlık hissi acımaya döner. Onun hatası için kızmak, nefret etmek ve kin beslemek gibi kötü duygular yerine onun nefsine ve şeytanına yenilmesinden dolayı üzülmesine, Allah'ın yasakladığı bir şey yapmasından dolayı da acımasına, ayrıca cehennem gibi azaba girme ihtimalinden dolayı da onun adına endişe etmesine neden olacaktır. Olay bu kadar açık ve net. O halde Müslüman olan kimse mümin kardeşine verilen nimetleri kıskanmaz, kıskanamaz. Kendine verilmiş gibi memnun ve mesrur olur. Eğer kardeşine verilen güzellikler taklit edilecek özelliklerden ise o zaman bu güzellikleri ben de yapayım. Kardeşime bu konuda benzemeye çalışayım diyerek onu örnek alır ve kendine numune kabul eder. Böylece hem haset duygusundan kurtulur hem de özenme duygusunu helal ve meşru yollarla tatmin etmiş olur. Ayrıca müminler bir binanın taşları gibi değil mi? Veya bir insanın organlarına benzemez mi? Binanın bir taşı diğer taşını kıskanmaz ve ondaki güzellikleri haset etmez. Aksine ondan memnun olur. Kendisi de o binanın bir sanatı olduğundan diğer taşların güzellikleriyle övünür. Kendi sanatı ve güzelliği olarak görür. Aynı durum bir insanın organları için de geçerlidir. Bir organ aynı bedenin diğer organını nasıl kıskanabilir? Nasıl haset edebilir? Ondaki güzellikten nasıl rahatsız olabilir? Bu mümkün mü? Elbette bunun doğru olmadığını her akıl sahibi rahatlıkla anlar. Ancak gel bu nefsimizi anlatalım. İşte bunun gibi İslam toplumu müminlerden yapılmış bir saray gibidir veya Müslüman organlardan meydana gelmiş bir insan gibidir. O halde Bizler bütün müminler olarak bu muhteşem sarayın ve mükemmel insanın her güzelliğinden memnun ve mesrur olmalıyız. Onlarda bulunan her sanatı, her meziyeti, her güzelliği kendimizden bilmeliyiz ve kendimizin saymalıyız. Sadece bir taşın veya sadece bir organın kazancı yerine sarayın ve insanın bütün kazancına sahip olmak varken haset ederek neden hem o nimetlerden mahrum kalalım hem de kendimize zulmedelim? Özetle akıllı insan ve kendini seven insan hasedi kalble koymaz ve asla tenezzül etmez. Bütün müminleri kendinin bir parçası bilir. Onlara verilen her şeyden sadece memnun olur. Kendisine verilenlerden kabul eder.